Mediamarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar. Konyaspor geçtiğimiz hafta gösterme maçı bittiğinde aslında çok mutlu değildi. Hayal kırıklığı yaşıyorlardı çünkü kazanmaları gerektiğini düşünüyordu ama sonra onlardan sonra oynanan müsabakalar, Osmanlı maçı, Akhisar'ın maçı, Alanya maçı derken her şey düşündükleri gibi gidince bir anda Konyaspor ligde kalmaya matematiksel olarak garantiledi. İkili averajda Osmanlıspor üstün olduğu için ve son maça prestij amacıyla çıkıyorlar. Sergen Yalçın, Eto, Yahoviç ve arkadaşları görevlerini tamamlamış biçimde son haftaya çıkıyorlar. Kadıköy'e geliyorlar. Kaleci Serkan da tabii altını çizmek lazım. Sezonun önemli adamlarından biri ama cezalı. Kadıköy'de oynayamayacak. Patrick Kalgren, Emrullah ikilisi var. İkisinden birini Sergen Hoca sahaya sürecek. Geçtiğimiz hafta ön libero'da Moke'ye şans vermişti Göztepe karşısında. Daha defansif bir oyuncu ama sonra ondan çok memnun olmadı. İkinci yarı değiştirmişti. Bu sefer de Moke'nin yerinde ön libero'da Volkan Fındıklı'nın başlayabileceğini düşünüyorum. Yani yine Eto'nun başlayacağı, Yahoviç'in kulübede olabileceği, Ömer Ali'nin ön tarafta olacağı klasik geçtiğimiz hafta Göztepe karşısına çıkan Konya takımının benzerini sahada olacağını düşünüyorum. Ama tabii Konya takımından daha ziyade ihtiyacı olan taraf Fenerbahçe. Aynı saatte oynayacaklar Galatasaray Başakşehir'le. Mutlak kazanmak zorundalar. Galatasaray'ı yakalayamasalar bile, Galatasaray puan alsa bile Göztepe'den Başakşehir'e karşı avantajlarını sürdürmek ve şampiyonlar yine gitmek için muhakkak 3 puan verecek Fenerbahçe takımı. Karabük karşısında iyi bir antrenman yaptılar. Çünkü o antrenman çift santrafor antrenmanıydı. Soldado Fernando'nun biraz arkasında gezen dolaşan ikinci santrafor rolü oynadı. Bu rolde çok iyi oynadı. Zira Roberto Soldado'nun kariyerini biliyoruz. Attığı gol kadar neredeyse asist yapmış bir oyuncu. Çok değişik bir santrafor tipi. Öyle her sezon 25-30 gol atmıyor. 10-15 atıyor ama neredeyse 10-15'te asist yapıyor. Onunla beraber oynayanları yücelten bir oyuncudur ki Villarreal'deki Bakambu ile olan sezonunda Bakambu'nun o müthiş çıkışında da beraber oynamanın etkisi vardır. Çift santrafor oynayan takımlarda diğer santrafor tamamlayan, ona yol açan, ona pozisyon açan rol oynar genelde Soldado ki Fernando ile de farklı tip oyuncular. Fernando uzun, fizikli, hava toplarını indiren, Soldado nispeten daha kısa, ayağına daha mahir, pas trafiğine daha fazla katılan, asist özelliği de olan ki Fernando'ya da asist yaptı. Karabük'te Fernando da ona yaptı biraz farkında olmadan. Muhtemelen Aykut Kocaman bu testten iyi sonuç aldığını düşünerek devam ettirecektir Konya karşısında. Şu an ligin en çok gol atan takımı konumundalar. 33. haftanın sonu itibariyle o konumlarını da sürdürmeye çalışacaklardır. Fenerbahçe Konya karşısında muhtemelen sezonu iyi bir sonuçla kapatıp artık neticenin ne olacağını bekleyecek. Mediamarkt'ın da size bir sorusu var. Bu soruyu doğru yanıtlayan iki kişiye Mediamarkt hediye çeki hediye ediyor. Soru şu şekilde. Süper Lig'de 21 kişilik kadrolarda maksimum kaç yabancı oyuncuya yer verilebilmektedir? Yanıtı biliyorsanız nasıl vereceğiniz videonun altına. Mediamarkt Uğur Melike ile futbolu sundu.